Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda sizlere Volver'in V2 Chroma Gamepad'den bahsedeceğim. Uzun zamandır bir Gamepad deneyimlemek istiyordum. Bu da Razer'a kısmetmiş. Gerçekten premium güzel bir Gamepad'den bahsediyoruz. Ancak hemen şunu başında söylemek istiyorum. Bu Gamepad her ne kadar şu an kablosuzmuş gibi gözükse de üzerinde bulunan Type-C portundan Bilgisayara veya Xbox'a bağlayarak kablolu şekilde kullanabileceğiniz bir gamepad. Yani kablosuz kullanılamıyor. Bunun da aslında önemli bir sebebi var. Gecikme süresi sizin için önemli ise o kablosuzdan kaynaklı birkaç milisaniyenin bile önüne geçebilmek için tercih edebileceğiniz bir gamepad. Aynı zamanda Xbox'ın kendi kontrolcüsüne kıyasla daha da iyi bir deneyim sunuyor. Birazdan zaten özelliklerinden ve deneyimlerimden bahsedeceğim. Hızlıca kutu içeriğine değineyim. Gamepad ile birlikte 3 metre uzunluğunda örgü bir kablo geliyor. Gamepad'in içerisine taktığınız bölüm Type-C diğer kısımsa Type-A şeklinde bilgisayara direkt takıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Aynı şekilde Xbox'a da takarak kullanabiliyorsunuz. Aslında temel olarak Xbox için tasarlanmış bir kol. Ancak Xbox'ım olmadığı için onu deneyimleme fırsatım olmadı. Game Pass üzerinden Windows PC'de deneyimledim. Takıyorsunuz zaten otomatik olarak algılıyor. Uyumlu oyunlarda da elinize alıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Üzerinde bulunan bu joystick başlıkları da mıknatıslı şekilde tasarlanmış. Beraberinde iki adet daha başlık geliyor. Bunların bir tanesi hızlı hareket imkanı sunan kısa joystick. Bir diğeri ise daha uzun şekilde tasarlanmış, daha hassas çalışmanızı sağlayan joystick. Bunların da beraberinde gelmesi güzel olmuş ve bu mıknatıslı yapı ile ilgili kafalarda soru işareti de oluşabilir. İstemediğimizde çıkıyor mu diye kesinlikle çıkmıyor. Şöyle bastırdığınızda vesaire çıkmıyor. Öyle bir tasarlamışlar ki sadece çektiğinizde çıkıyor ve oturtmakta çok kolay gerçekten beğendim. Son olarak kutudan dökümanlar ve Razer çıkartmaları geliyor. Şimdi teknik özelliklerinden ve tasarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Oldukça kaliteli bir malzeme kullanılmış. Genel kısmı plastik Elinizin dokunduğu yüzeylerse ise kauçuk olarak tasarlanmış. Artık buna kauçuk mu diyoruz, silikon mu diyoruz bilemiyorum ama gerçekten tutuş hissiyatı güzel. Bu iki parçanın birleştiği noktalarda ise RGB aydınlatmalar var. Bunları ayarlayabiliyorsunuz veya sürekli giren geçiş yanmasını tercih edebilirsiniz. Üzerinde bolca tuş var. Ön tarafında zaten normal bir dizilimle karşı karşıyayız. Xbox dizilimi. Arka tarafında işaret parmaklarınıza üçer tane tuş düşüyor. Alt tarafta ise 4 tane daha fonksiyon tuşu var. Yine bunlara da istediğiniz atamaları yapabilirsiniz. 2 tane de burada tetik kilitleri var. Bu tetik kilitleri sayesinde buradaki mesafeyi kısaltıp tak 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 kullanabiliyorsunuz. Kısa mesafeli. Bu da aslında yine FPS oyunlarında ateş ederken vesaire daha hızlı çalışmanızı sağlayacaktır. Kilitleri kaldırdığınızda ise daha uzun şekilde basarak hassas şekilde oynayabilirsiniz. Örneğin işte yarış oyunlarında Forza Horizon gibi oyunlarda hassas şekilde gazı ayarlayabiliyorsunuz. Kullanım esnasında hissettiğim birkaç tane negatif yönden bahsedeyim. Bu alt taraftaki tuşlara erişmek zor. Biraz daha zor. Eski modeline mesela baktım. Şuralarda biraz daha yakınlarmış. Ancak bunda biraz daha ortada. Dolayısıyla hani şu şekilde yapmak, yerini buldurmak, alışmak istiyor. Dolayısıyla bunların biraz daha kenarda olmasını isterdim. Tam şuralara denk gelseymiş mesela daha güzel olurmuş. Alt tarafında kulaklık jakı var. Buradan da direkt sesleri kontrolcü üzerinden alabilirsiniz. Hissiyat olarak Xbox'ın koluna kıyasla daha iyi bir hissiyat sunduğundan bahsetmiştim. Özellikle bu X, A, B, Y tuşlarında bunu hissedebiliyorsunuz. Bu şekilde hissiyata sahipler, mekanik bir tuş yapısı var burada. Gerçekten iyi hissettiriyor ve çok daha iyi bir hani basış hissiyatı elde edebiliyorsunuz. Elbette kullanıcıdan kullanıcıya avantaj dezavantaj değerlendirilebilir. Az önce yazılım üzerinden kontrollerin yapılabildiğini söylemiştim. Bilgisayarınıza indireceğiniz yazılım ile buna özel bir yazılım geliştirmiş Razer. Tüm ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Bu mod tuşlarının ayarlarını vesaire her şeyi hassas şekilde değiştirebiliyorsunuz ve gerçekten yine Xbox veya PlayStation kontrolcüsünde yapamadığınız özellikleri ayarlama imkanı tanıyor. Bu da önemli avantajlarından bir tanesi. Şöyle toparlamak gerekirse gerçekten güzel bir gamepad. Ama eleştiri olarak tek eleştirim var aslında. O da keşke kablosuz seçeneği de sunulsaymış. Çünkü fiyatı pahalı bir seçenekten bahsediyoruz. Gecikme süresi sizin için çok önemli değilse işte o zaman kablosuz bir modeli tercih edebilirsiniz genel kullanıcılar en azından öyle yapacaktır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla kablosuz seçeneği de olsaymış herkese hitap edebilecek ve kablosuz model isteyen kullanıcıların da daha iyi bir deneyim için tercih etmesine sebep olabilecek bir model haline gelirdi. Ancak bu haliyle kablolu kullanımda problem yaşamayan ve gecikme süresi önemli olan kullanıcıların tercih edebileceği bir model haline almış. Son olarak Gamepad ile oyun oynamanın verdiği keyiften de bahsetmek istiyorum size. Ben de uzun zaman sonra yoğun şekilde gamepad kullandım ve gerçekten çok keyifli. Özellikle benim gibi keyif amacıyla oynuyorsanız. Performans vesaire sizin için önemli değilse mesela tercih edip şöyle kucağınıza alıp uzun süreler uzanıp oyun oynayabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok keyifli. Kablosu da bu arada 3 metre uzunluğunda olduğu için bir problem yaşamıyorsunuz o anlamda. Üzerindeki RGB aydınlatmalar da yine ambiyansa katkı sağlıyor. Bunda belirtmekte fayda var. Merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ürünün linkini de açıklama kısmına eklerim. Video izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.